Evet, Seyhan Nehri maalesef şu anda kuraklıktan dolayı kurumuş vaziyette. Bir de ileride yukarıda kuzey tarafta iki tane köprü yapıldığı için tahmin ediyorum suyu baraj gölünde muhafaza ediyorlar. Sulama zamanında da DSİ'nin kanallarına veriliyor. Fakat şu anda hakikaten manzara çok kötü. Burası nehir dolduğu zaman bayağı güzel bir manzarası var. Zaten otelde bu manzaraya uygun şekilde inşa edilmiş. Bu tarafta da eski Tepebağ'ın eski evlerinin olduğu mıntıka. Evet sevgili arkadaşlar, bu koronavirüs gerçekten insanları birbirinden koparttı. Sosyal yaşam çok zayıfladı, ekonomi zayıfladı. Geçenlerde Niagara videosunu izledim. Aynen şu andaki Adana'nın tenhalığı gibi, ki şu anda yasak yok. Ben 65 yaş üstü olduğum için saat 10 ile 1 arası sokağa çıkma imkanım var. Ama birden sonra ben de yasaklandığım için eve kapanacağım, karantinaya gireceğim. Geçen de gene tekrar bir Yugoslavya, Belgrad videosu izledim. Caddeler bomboş, kafeler bomboş. İnsan olmayınca hiçbir şeyin tadı tuzu olmuyor. Maalesef. Merhaba. Evet. Tarihi taş köprü. Milattan önce Romalılar tarafından inşa edilmiş ve zaten buraya Romalılar Seyhan Nehri'ne Sarus, bildiğim kadarıyla Adana'ya da Adanus isimlerini takmışlar. Karşısız taş köprü otel. Yanındaki yer Çiftçiler Birliği, sol tarafı.
Evet, şu anda taş köprünün altından karşı tarafa doğru geçiyorum.